Beşiktaş'ın mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Yani özellikle önündeki Fenerbahçe ile puan farkını kapama adına kritik bir maça çıkacak. Evet, şampiyonluk bahsedilmesi zor gözüküyor. Zor bir ihtimal. Yani bu gerçekleri konuşmak lazım. Evet, Şenol Hoca belki erken gelseydi Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelebilirdi konum itibariyle. Ama şu anki tabloya baktığımızda Beşiktaş'ın önündeki gerçekçi hedefin ben ikincilik olduğunu görüyorum. Ya bunun da yolu galibiyetler serisi. Yani bir seriyi yakaladı Beşiktaş. Bu seriyi bu akşam Trabzonspor karşısında sürdürmek isteyecektir. Ama tabii ki favori olarak gittiği maç Beşiktaş'ın. Yani favori gözüken bir maç ama çoğu zaman da favoriler de böyle zorlanabiliyor. Şimdi Trabzonspor'un evet kupada bir iddiası kalmadı, elendi. Ligde de bir iddiası yok. Ama bu tür maçlarda oyuncular kendilerini camiaya ve taraftarlara affettirmek isterler. Yani rakip kim olursa olsun, yani Beşiktaş değil işte Galatasaray, Fenerbahçe. Değil mi? Sezonu büyük kurtaran maç, maçlar sezonu vardır kurtaran böyle. Maçlardır bunlar. Şimdi Trabzonspor böyle bir maça çıkacak. Ardından bir de Fenerbahçe ile de oynayacak. Yani eğer 1-2 böyle derbi galibiyetiyle kapatırsa hiç olmazsa taraftarın gönlünde yine hoş bir seda bırakarak bu sezonu noktalar diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın da buna hiç tahammülü yok. Yani çıkışta olan bir Beşiktaş var. Moralli bir takım var. Oyuncu performansları gitgide artıyor. Özellikle Aboubakar geldiğinde biraz bocalamıştı. Fakat son haftalarda takımı sırtlayan bir isim oldu. Gezal öyle yavaş yavaş eski gücüne kavuşuyor. Bir Redmond var, girer girmez harika işler yapıyor. Yani çok formda, çok moralli, kenardaki teknik adamın da motive olduğu bir Beşiktaş var bu akşam Trabzonspor karşısında. O nedenle Trabzonspor'un işi kolay olmayacak. Beşiktaş evet belki bu kadar rahat, bu kadar favori geldiği bir dönem yaşamamıştır Trabzon'a. Son yıllar için konuşuyorum. O nedenle çok bir kere keyifli bir maç olacağını tahmin edebiliriz. Yani Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki maçlar zaten her zaman tempolu, keyifli, bol gollü olmuştur. Berabere de kalsalar bu gollü beraberlikler hep olmuştur. Keza işte ilk yarıdaki maç. O yüzden ben Trabzon'da Akyazı'ya gelecek taraftarların bu haftanın maçını izleyeceklerini düşünüyorum. Yani İki takım da oynamak için, galibiyet için sahada var olacak. Zaten Şenol Güneş'in de prensibi o. Galibiyet, galibiyet, galibiyet. Bu her maça muhtemelen öyle keyifli çıkar. bir maç Çok sunacak keyifli, gibi tempolu görünüyor. bir maç olacak. Yani gollü maç işte bir tarafta Aboubakar, bir tarafta Maxi var. O da son haftalarda aslında takım iyi olmasa da bence elinden geleni fazlasıyla yapan bir golcü. Peki Yani Trabzonspor tarafına da bu şekilde geçelim. golcülerin maçı olacak diyebiliriz. Selahattin abi, buyurun benim. şimdi açıkçası ilginç bir tablo var Trabzonspor için. O ilginçlik de şuradan geliyor. Trabzonspor zor değil, çok zor bir dönemden geçiyor. Aynı sezon içerisinde başkan değişti, aynı sezon içerisinde teknik adam değişti, aynı sezon içerisinde sürekli Avrupa kupalarından kademe kademe bir düşüş, elenme süreci yaşandı. Sezon başından itibaren bir hayal kırıklığı dönemi var Trabzonspor'da. Bu maç sence sezonu gerçekten tersine çevirebilecek ya da önündeki zamanlara ışık tutabilecek bir maç olabilir mi Trabzonspor için? Ya tabii ki hayır. Trabzonspor nefes almak istiyor. Yeni yönetim kötü başladı. Zaten bu kadrodan çok fazla bu psikolojik durum haliyle çok fazla bir beklenti yoktu. Ama yeni yönetim teknik adam arayışında işte elinden geleni yapıyor. Doğru seçimi yapabilmek için acele etmemeye çalışıyor. Acele etmeme bölümünü daha da işte alan açabilecek olan da bir Beşiktaş galibiyeti olur. Daha rahat hareket edebilirler çünkü. Teknik adam seçimi en önemli konu şu an Trabzonspor için. Beşiktaş meselesinin önemi bu seçimi daha doğru yapabilmek için zaman kazanma maçı olarak görmek lazım. Beşiktaş açısından da Kartal'ın söylerken aklıma geldi. Beşiktaş ikincilik mücadelesi veriyor. Gerçekçi olan, aslında gerçekçi olan şu. Beşiktaş'ın üçüncülük mücadelesi. En gerçekçi hedefi o. Bence ikincilik hedefi koyarak da üçüncülüğü kurtarmanın peşinde Beşiktaş. Çünkü arkadan Adana Demirspor geliyor, Başakşehir var. Üçüncülüğü kurtarabilirse Beşiktaş'ın Avrupa yolu açık. Bence üçüncülüğü ben Çünkü garantiledi kupada da gibi yok. görüyor. Niye?
4 puan var ya bir şeyle. Şu an Adana Demirspor'a yani öyle 4. Ama ben sanmıyorum. Beşiktaş'ın bu saatten sonra maç eksiğiyle 4. Yani öyle. Tamam, kaybettiğini düşün. Aynı maçta kaybederse 4. Yani, 4 olur. 4'te kalıyor. Öyle de olsa Beşiktaş bence üçüncülük garantiledi ama ikincilik için de büyük şansı var. İkincilikle üçüncülüğün Avrupa'larında farkı yok evet. Bu sene. Bugün bir o yüzden gerçekseydi üçüncülüğü kurtarıp Avrupa kapısını açık tutmak. Şöyle fark var. 2 haftalık bir süreç fark ediyor. Yoksa kamp programıdır, evet. Yani işte sezon erken aşmadır aslında birçok şeyi etkiliyor yani. Ama konferans ligi değil mi? İkisi de konferans ligine gidiyor yani. O anlamda ondan farklı. Ondan önemlisi Beşiktaş gibi bir markanın Avrupa kapısının tabii açık olması. Evet. Asıl hedef o. Yani Fenerbahçe kaybetseydi Beşiktaş'la sevinecekti biliyoruz bunu ama asıl hedefin ikincilikten ziyade çünkü ikincilikle üçüncülüğün çok bir farkı olmuyor o zaman dışında Avrupa kapısı anlamında. Üçüncülüğü kurtarmak çünkü Adana Demirspor aslan gibi geliyor hiç belli olmaz yani. Trabzonspor penceresinden de söylemeye çalıştığım gibi yeni yönetimin doğru teknik adamı takımın başına getirebilmesi için bir zaman kazanım maçı olarak görüyor bunu Trabzon. Trabzonspor taraftarı da takımın bu haliyle Beşiktaş'a 3-5 atmasını beklemiyor tabii. Geçen sene böyle bir beklenti olabilirdi. Bu sene öyle bir beklenti yok. Trabzonspor bu sene teknik adamının geçen şampiyonluk sezonundaki oyundan memnun olmayışının seçenek sunduğu kendisine seçenekler sundu. O kötü oyun referansı diyelim. Referans oldu ve hoca oyun şeklini değiştirmek istedi. Haklı olarak ben o anlamda hocanın hep yanında durdum. Vakame'den vazgeçmesini anladım. Çünkü bir takımın iki adam üzerinden oyun karakteri koymasının çağdaş futbolda bir yeri yok. Seni yaşanan sezonun şampiyonu yapabilir. Yaptı. Ama hoca iyi oyunla da saygı duyulan bir oyun taşımak istedi sahaya. Ve fakat transfer ettiği oyuncuların hiçbiri ne gidenlerin yerini doldurdu ne de yeni gelenler yeni bir umut, yeni bir kimlik koyabildiler. Hoca da zaten ilk fırsatta terk etti, gitti limanı. Ben öyle Selahattin görüyorum. Abi bir de skor hatırlatması vermiş olalım, yapmış olalım. Giresunspor Sivasspor karşısında 1-0 önde. Dakika günün 18 maçı, evet. Alt sıraları çok ama çok yakından ilgilendiren. Kritik maç. Bir maç ve Giresunspor kritik bir gol buldu. Tabii daha maç uzun bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Giresunspor'un Ömer kazanması lazım çünkü İstanbulspor kazandı. İstanbulspor Giresun kazandı. Kaybederse yani çok büyük aşağı sıkıntı. Aşağı sıralar bayağı bir karışacak son haftalarda orası belli. Şimdi muhtemelen 11'ler ekrana yansısın bir de muhtemelen 11'ler üzerinden maçı konuşmaya devam edelim. Çünkü iki takımda da eksiklikler var. Edin Visca Trabzonspor'da forma giyemeyecek. Abdülkadir'in durumu belli değil. Maç saatinde belli olacak. Yine Beşiktaş'ta da Tayyip Talha yok. Orta alanda yine Beşiktaş'ta Jetson Salih ikilisini görüyoruz. Orada da yine eksik yok. İsimler Hacı Ahmetoviç yok. Maksim'in oynamasını bekliyoruz. Şimdi şu kadrolara baktığımız zaman solda Beşiktaş, sağda Trabzonspor'un kadrosunu görüyoruz. Açıkçası bu kadrolar üzerinden daha hücum kokan bir maç mı görüntüsü var yoksa daha kontrollü bir maç görüntüsü mü var? Ya Kartal az önce söyledi güzel tarif. Bence hücum kokan. İki tarafta kazanmak için oynar. Tabii. Kaybedecek bir şey yok. O anlamda gollü bir maç vaat ediyor olabilir. Ama hangi takımın daha çok gol atma ihtimali ortaya çıkacak dersen evet Beşiktaş biraz daha yakın duruyor. Ama Trabzon'da sonuçta bir futbol şehri, futbolla yaşayan bir şehir. Mesela bu kadar bilet satılıyor olmasının aslında anlamı şudur. Şehir takımın gücünün eksik olduğunun farkında takıma güç katmak istiyor tribünlerden. Yani şehir direnecek Beşiktaş aslında sağdaki 11 değil. Selahattin abi şimdi orta alanlara baktığımızda Kartal abinin de tabii fikrini soracağım ama Siopis, Doğucan, Bakasetas bir tarafta, Salih, Jetson muhtemelen Maxim bir tarafta. Şimdi hangi üçlü daha sence ağır basıyor? Açıkçası Doğucan ve Siopis'le yani topu ileriye taşımakta biraz zorlanacak bir Trabzonspor'da olabilir. Daha karşılayıcı bir ikili gibi duruyor. Ya Doğucan ve Siopis zaten karşılama oyuncusu yani. Savunma oyununun yani önce bir kalemizi güvence altına alalım oyununun oyuncuları. Ama işte İhsan Hoca bunu tercih ederse niye ettin diyecek halimiz de yok. Çünkü bu takımdan başka bir şey vaat etmiyor şimdilik. Şimdi Trezeguet gibi işte çabuk bir adamla Maxim gibi ceza sahası etrafında koşu yapma geleneği olan, vuruş şut atma geleneği olan bir adamla kontra kovalayacak Trabzonspor çok belli. Yani dolmalık biberden dolmalık biber çıkar, dolmalık biberden tatlı üretmeye gerek yok diyorsun. Hoca böyle da bir bu denemeye, gerçekle, değil mi? Evet, hocanın aşçılık şeylerini bilmiyorum ama senin tarif ettiğin gibi macera aramayacaktır. Ama macera aramamak adına Kasımpaşa maçına da böyle çıkmayı doğru bulmamıştım.
Kasımpaşa'yla deplasmanda oynuyorsun. Barcelona değil, sen Trabzonspor'sun. Geçen sezonun şampiyonusun. Ön liberolardan birini, tamam, Siyopisya'da doğacaksın, hoca bilir. Onlarla o geçiriyor vakti, tercih edip biraz daha ön tarafta oynamayı seçmeliydi Trabzonspor. Öyle yapmadı. Kaybetti maçı, zaten ciddi bir direnç de gösteremedi. Şimdi Beşiktaş'la içeride oynuyorsun. Bu maçın her şekilde havası bir başka. Trabzonspor'un bir tane gerçek rakibi vardır. O da İstanbul'dur. Yani diğerleri rakiptir. İşte engelli bazen yenersin, yenilsin önemli değil ama Trabzonspor'u var eden İstanbul'a karşı gösterdiği direnç ve isyandır. O yüzden bu maçın anlamı çok başka. Umar ve dileriz taraftar da bu bilinçle takımına sahip çıkar. Teknik adam soyunma odasında oyunculara bunu anlatabilir. Yani her ne kadar yabancı oyuncu işgali altındaysak da Trabzonspor'da yine Türkçe bilen epey bir oyuncu sayısı var. Onları hoca motive edip yabancı oyuncuları da anlatabilirse, o duyguyu geçirebilirse Trabzonspor'da Beşiktaş'ın karşısına hadi gel beni yen diye çıkmayacaktır yani. Tabii ki. Çok kaliteli ayakları var fakat bu kaliteli ayakların hep birlikte emek vererek, akıl koyarak, yetenek katarak oluşturabildikleri bir oyunu yok Trabzonspor'un. Ama bu şu anlama gelmiyor. Oyunu yok ama bugün iki tane oyuncu kariyerinin en iyi oyunlarını oynarlar. Beşiktaş'ı 3-0 yener Trabzonspor. Burada olmayacak iş değil. Ama genel fotoğrafa baktığımız zaman Beşiktaş daha hazır, daha çok istiyor. Daha çok kazanma alışkanlığı var. 5 maç üst üste kazanmış. Daha istin üzerine olan evet, taraf. Ama işte sonuçta karşında da Trabzonspor var. Mutlaka kendi karakterini sahaya yansıtabildiği ölçüde oyunun ortağı olacaktır Trabzonspor. Ama asıl mesele şudur. Trabzonspor bugün Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alabildiği ölçüde Trabzonspor yönetimi teknik adam seçimi konusunda birazcık daha kendisini rahat hissedecek. Ben Ertuğrul Doğan'ın aceleyle karar vereyim de işte şunlar şu tarafı mutlu edeyim, bu taraf sussun kafasında biri olmadığını biliyorum. Ama sonuçta psikolojik baskıdır bu. Sosyal medya baskısı var. Şehrin kanaat önderleri üzerinden de Ertuğrul Doğan'a yönelik tavsiyeler, öneriler var. O da bir yerde artık bu sorunu en doğru şekilde çözmenin yollarını arıyordur. Yani Montella mı olacak, Pirlo mu olacak, Tekke mi olacak? Ya da başka birisi. Ya da başka biri mi olacak? Çerçesov'un adı geçiyor filan mesela. Ha, benim fikrim hiç değişmedi. Bana göre başkanın kafasında da birinci planda Adana Demirspor'un çok saygıdeğer hocası var. Ama çok saygın bir mücadele veriyorlar. O dönem, bu dönemi, bu 7-8 maçlık dönemi nasıl atlatacağız sorusunun cevabı Trabzon'da en çok merak edilen cevap. İşte herkesin bir önerisi var. Ben de kendi aklımın, biriktirdiklerimin, bana söylettiklerini kendime saklamıyorum. Onu da paylaşıyorum. Sayın Başkan'la da paylaştım. Onunla paylaşmadıklarım da var. Mesela bana göre Trabzonspor'u yakın dönemde çalıştırmış hocalardan bir tanesi Çimşir olur, Mustafa Riştakçı olur, Hami Mandral olur. Birisiyle oturup konuşursun. Hoca, biz, bu şehir bizim şehrimiz. Şu takımı 7-8 maç sahip getir. Çık. Sezon başında tabii, tabii. Bir teknik adam kararı vereceğiz. Hiçbirinin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Şehrin de çok itiraz evet. edeceğini zannetmiyorum. Hüseyin asıl olan yeni sezona en doğru teknik adamla başlamak. Doğru. Bu sezonla ilgili, bu sezonu Trabzonluların hepsi unutacak yani. 7 maçın 7'sini de kaybetse, 5'ini kazanıp 2'sini yine unutacaksın. Bir iddian yok. Avrupa'dan da uzaklaştın. Seneye işte dediğin gibi iyi bir teknik adam seçimi olursa hazırlanmak için epey vaktin de var. Avrupa derdin yok. Yani bu sene kademe kademe düzenli olarak elenebileceği bir kulvar yok Trabzonspor'un. O anlamda da aslında iyi bir zaman kazanmış oldu. Ben şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımların sezonu geç açmalarının avantajı olduğunu düşünüyorum Kartal.